Evet, günaydın. Sus. Telif yiyeceğiz. Günaydın herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Evet, yeni bir güne daha merhaba. Dördüncü vloguma hoş geldiniz altın noktaki. Evet. Yandım. Buraya da. Evet, yeni bir gün, yeni bir ortam. Yeni bir ortam ya, aynı ortam işte. Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine diyeceğine hiçbir şey ne diyeceksin. Ooo, her taraf kaplamamış var. Şöyle çekelim. Evet, şimdi ben giyindim. Tabii bu altımdaki deniz şortu olacak. O yukarıda olduğu için şimdi bunu giydim, bunu gidip yukarıdan alacağım. Dayımla aynı tişörtü giydik. Klasik. Beer. Onları giydik. Ve şimdi yukarı çıkıp üstümü değiştireceğim. Ondan sonra da kahve içeceğiz. Kahveden sonra da yine Lavere sahiline gideceğiz. Bakalım Lavere sahiline bugün neler yapacak. Bir şey yapmayacağım. Bugün aynı şekilde yani denize gireceğim, çıkacağım falan filan. İşte bitecek. Bu yani, başka hiçbir şey yok. Belki bir ihtimal akşam sahile gideriz ama bir ihtimal. Dün öyle demiştim ama gitmemiştik. Bilmiyorum. Her neyse, şimdilik hoşça kal. Uf, araba çok sıcak ya. Saç baş dağınık resmen ya. Gidelim yukarıya.
Saçım dağınık biliyorum. Denizden çıktım. Denizden çıktım haliyle kurudu direkt. O yüzden fazla aldırış etmeyin. Oh, çok güzel. Abi bakar mısınız manzaraya ya? Kocaman şu köşeye geçeyim. Bakın göstereyim size. Terasın büyüklüğünü. Şu kapısı böyle. Kocaman büyük teras. Orada oturma grubu var falan. Ve manzara. Manzarası gerçekten muhteşem ya. Harika bir manzarası var. Yani böyle manzara görmedim mesela. Mükemmel yani. Şu yanında da başka bir tane ev var. Başka bir dairenin. Kameram niye buradan taşıyor? Ana yol burası da. Böyle arabalar gidip geliyor. Abim kameramın netleme sorunu mu oluşmaya başladı ya. Çözemiyorum. Lütfen bir şey olmasın kamerama. Şöyle oturma grubumuz var. Gayet şık ve güzel. Yani ben beğeniyorum. Güzel yani. Burada bir tane çam ağacı var. Çok tatlı. Ama pek büyümedi. Yani çok güneş olduğundan dolayı pek büyüme gerçekleşmedi. Ondan dolayı şöyle bir resim alayım. YouTube resmi için. Çok güzel. Şurada da ağaçlar var. Ay, ayağım. Terlik büyük olduğu için bende. Şurada mandalina var. Gelirse şöyle elime yapayım. Belki nediler. Evet, mandalina. Ve limon. Limonun bir tane yaprak var. Güzel ya. Eğer zaten aktim olursa, ki olur yani, akşam oda vlogu yapmayı düşünüyorum. Sadece kendi odamın vlogunu yapmayı düşünüyorum. Neler getirdim, neleri nerelere falan koydum, işte neleri kullanıyorum falan diye. Ve bir zaman da ekipmanlarımı tamamladığım zaman birkaç tane daha kamera almayı planlıyorum, paramı biriktiriyorum. Onları da aldıktan sonrasında ekipman vlogu yapacağım. Kamerayı bu yakın zamanda almak istiyorum. Çünkü GoPro kamera sualtı çekim yapıyor. YouTuberların kullandığı ekipmanları biliyorsunuz. Belki bunu da biliyorsunuzdur. Ondan dolayı ben de almak istiyorum. Bakalım. Durumlar neyi gösterecek? Şimdi şuraya baksanıza. Her yerde güneş enerjisi var. Çatıların hepsinde. Şu an ben zoomlarım. Şöyle yapayım da. Her yerde güneş enerjisi var ya. Ama netlemiyor neden? Hiç netlemiyor ya. Şöyle yapayım bir dakika. Yok, anlamadım. Kamerasının lensinde bir sorun var. Anlamadım ki. Net göstermiyor. Hah, şu an net gösteriyor. Tamam. Güzel. Neyse hadi yine odama geçelim. Yeah. Nasıl tişörtüm gençler? Bence çok şık. Hadi geçelim. Evet. Merhabalar. Yeni bir gece videosuna da hoş geldiniz. Şimdi şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizden gelen yorumları çok kısa bir halde hemen okumak istiyorum. Şu an gözüküyor muyum? Şöyle yapayım. Şu an bir dakika. Ben daha doğrusu verdim aslında sizlere cevap videolarımın altına. Ama sadece birkaç tane ufak, minik. Yine buradan da okumak istiyorum. Şu an YouTube'un kendi sayfasına girdim. Gördüğünüz üzere analitik kısmından. Evet. En son videoma bir tane yorum gelmiş. 10 saat önce gece attığım bir videoya. Harikaos diye en başta görebilirsiniz. Harika kanal. Her videosunu izleyip like atıyorum. Teşekkür ederim. Her videomu izlediğiniz için ve like attığınız için. Elimden geldiğince güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum.
Biri yazmış Vize Sergen Köyü videosuna Merkez Çeşmesi değil Pazarya Çeşmesi diye. O şöyle, şimdi biz oraya gittiğimiz zaman Sergen Köyü'ne, babamlar zaten Sergen Köyü'nde büyüdüğü için yani Merkez Çeşmesi olarak söylediler. Yani daha doğrusu orada da falan da Merkez Çeşmesi falan. Zaten merkezde de olduğundan dolayı tam. Böyle yazmıştım ben. Ay demiştim. Pazarya Çeşmesi ise yeni bir şey öğrenmiş oldum. Teşekkürler. Balıkesir Altınoluk Küçükkuyu Sahili videosunda vlog 16'ya Melih Coşkun yorum yapmış. Abi like attım. Ben Altınoluk'ta yaşıyorum. Gelsin abi gezeriz bir gün, mesaj atarsın bana abi gezeriz beraber. Lütfen gülücükler falan atmış. Böyle. Melih teşekkür ederim. Evet. Yani ben de buluşmak isterim ama yani şöyle, çünkü yani yeni başladığımdan dolayı yani böyle biraz herkese yani tanışmak, pek yakınlaşmak böyle bir niyetim değil. Yani egolu birisi de değilim ama yani yavaş yavaş bir YouTube'a böyle tam bir adapte olduktan sonrasında yavaş yavaş böyle buluşmalar, birkaç böyle toplulukla veya çekiliş sonucunda böyle buluşmak falan istiyorum. Yani normal ben de şu an, hatta sonradan da normal sıradan bir insan olacağım. Yani öyle pek fazla gözünüzü büyütmeyin YouTuber'lar. Yani biz de sizin gibi insanlarız. Yani siz de yapabilirsiniz böyle bu işi. Yani pek bir kötü yanı, yani eksi bir yanı yok sizin yönünüzden. Bir kamera alıyorsunuz, çekim yapıyorsunuz. Benim bir tane bu kameram var, çekim yapıyorum. Kolay yani. Yoğurtlu mantı yanında ayran içmek blok 14. Videoma da bir yorum gelmiş. Abi like at. Ha, iki videoma da aynı çocuk yorum yapmış. Açıklama yaptım zaten. Balıkesir Altınoluk Küçük Sahil videoma yine bayağı bir kişilerden yorum gelmiş. Kaç kişiden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. İyi tatiller abi demiş. Teşekkür ederim. İbrahim Bayraklılar. Akalanlı Ahmet Ağa, Çatalca Vlog'u atsana. Çatalca Vlog'u pikniğe falan gidersek atabilirim. Neden olmasın, olabilir. Ne spotur, başarılı yazmış. Tabi bu çakma bir hesap. Yani öyle gösterdim. Takipçi almak amaçlı büyük ihtimal yapmış ama yani tavsiyem kendi isminle açman daha mantıklı ya da başka bir isim bulman. Prank Channel TV diye isimli kanal artı bir demiş. Teşekkürler. Twister TV parantez içinde sahte. Twister TV de Ekin Soya'nın bir arkadaşının kanalıydı ama o da kapandı. Ekin Soya kanalını falan da değiştirdi. Ki o da Twister TV'nin fanı olduğu için öyle bir şey yapmış. Zaten yorumu da Ekin Soya'yla alakalı bir şey okuyorum şimdi. Eski Ekin Soya gibisin kardeşim. Devam et, bırakma ve istikrarlı ol derim. Evet, şu YouTube'u bırakma mevzusu, YouTube'a video atmama, sizlerden mesajlar geliyor YouTube'a neden video atmıyorsun? Belirli bir kitlem var, izleyicim var. Daha da yapabilirsin, başarabilirsin diye hep yorumlar geliyor. Evet, yazanlar da oluyor DM'lerden. Mesaj normal arkadaşlarım falan da söylüyor ama video atmamın sebebi bu, üniversiteden dolayı. Üniversiteye geçtiğimden dolayı tercihler oldu, sınav oldu, sınav öncesinde sınav telaşı oldu, sınav stresi oldu. Sınav stresiyle beraber video düzenleyip o moralle video çekmek istemedim açıkçası. Ondan dolayı üniversiteye geçtikten sonra, her şey rayına oturduktan sonra geleceğim için ondan sonra video çekmeye karar vermek istedim. Ve bu hafta içerisinde de artık ya günlük, elimden geldiğince günlük, şu anda günlük atıyorum video. Hatta bugün 2 video attım gün içerisinde. Günlük 2 video attım. Eğer günlük 2 video atarsam, birini gece, diğerinde öğlen gibi atarsam veya sabah saatlerine birini akşam 6 gibi atarsam çok güzel olur. Onu da şöyle yapıyorum. Önceden bile videoları çektiğim zaman stok halde videolarım oluyor. Stok halde videoları günde iki kere atıyorum. Yani evet, aslında kayıt tarihiyle YouTube'a atın tarihi farklı olabiliyor ama
onu da engellemenin, yani engellemek yani değildi yani, aslında böyle olması gerekiyor ama o tarihle şey uyuşmadığı için biraz insanlar mesela, ha bu videoyu hangi gün çekmişti, bu video bu zaman çektiyse falan öyle niye konuşuyor, yok böyle falan. O yüzden zaten günlük vlog atmak daha güzel. Çünkü o gün sonunda ne yaptıysan anını not defterine falan değil de video olarak kendi sayfanda paylaşıyorsun. O günü kalıcı hale getiriyorsun. Yani gelecekte geçmişindeki videolara baktığın zaman atılan tarihte, atıyorum 10 Ocak yazıyor. Ama sen şimdi hatırlayamazsın. Belki 10 Ocak değildi, o 8 Ocak'tı. Ama o günde mesela ailenle çok özel bir yere gittim veya sevgilinle çok özel buluştuğum bir yerin videosuydu diyebilirsin mesela. Aa, biz 10 Şubat'ta şunu yapmıştık ama halbuki 5 Şubat veya 8 Şubat'ta yapmıştın. Bir tarih anlaşılmaması oluyor. Ya da eğer ki videoyu daha sonra atmak istersen de ya video fazla öyle önemli bir gün belirtecek bir video olmaması gerekiyor veya gün içerisinde tarih belirtmemen gerekiyor. Bunlar önemli bir şeyler. Bunlar hep bilgi. Neyse, geçiyoruz. Selda Doğan yorum yapmış. Daha sık video atar mısın? Bence çok güzel videolar çekiyorsun. Evet. Daha çok videolar, daha sık videolar, zaten açıklamamı yaptım. Atmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim daha güzel videolar çekiyorsun dediğin için. Halil Akın TV ooo demiş. Ooo. Teşekkürler. Altınoluk tatil birinci gün videoma Halil Akın yine yorum yapmış. Vay diye. Teşekkürler. İbrahim Bayaklılar yorum yapmış. Ben Turizm gelsin. Ben Turizm tamam, aklımda durabilir. Belki tercih edersem onu da tercih ederim o zaman. Ama buralara var mı onu bilmiyorum. Başka ile de hiç gitme gibi bir amacım yok. Yani bir işim olursa evet, kullanabilirim. Balıkesir Atsunluk Küçük Kuyu Sahibi videoma yine biri yorum atmış. Karakoç TK46 Tayyar arkadaşım, benim yakın arkadaşım. Ya bu adam video atıyor, niye beğenmiyorsunuz, niye abone olmuyorsunuz? Kanka ne yapalım işte ya, abone olmuyorlar yani, ne yapalım, ne yapalım, like atmıyorlar. Demek ki içerikleri daha da kaliteleştirmemiz gerekiyor veya sizlerin paylaşması, yorum atması gerekiyor. Desteklerinizi böyle gösterebilirsiniz. En çok da yorum atıp ve beğenerek desteklerinizi gösterebilirsiniz. Daha çok video istiyorsanız. Çünkü ben onları gördüğüm zaman daha çok istikrarlı oluyorum ve daha çok video atasım geliyor. Mutlu oluyorum sizin yorumlarınızı gördüğüm zaman. Birkaç tane daha yorumu okuyup bugünkü vlogu da sonlandırmak istiyorum. Artık yarın yeniden bir başka bir vlog başlarım.